Bugün cumartesi ve bu kanalda cumartesi günleri kripto cumartesi. Kripto paralara odaklanan videolar yayınlıyorum. Ama bu cumartesi her cumartesi yaptığımızı yapmayalım. Yani Bitcoin, Ethereum'un fiyatlarına bakmayalım. Onun yerine Türkiye'de çok ilginç bir trende bakalım. Bu trend sadece kripto yatırımcılarını, yani deneyimli kripto yatırımcılarını değil, aynı zamanda bütün yatırımcıları ilgilendiren bir trend. İstikrarlı kripto paralara olan talepte bir patlama Türkiye'de yaşanıyor. Nedir istikrarlı kripto paralar ve kripto yatırımcısı olmayanlar için anlamı nedir? Çok büyük bir anlamı var. Onu bugün anlatmaya çalışacağım ve bu arada bunlar güvenilir varlıklar mı? Buna da yine videonun ilerleyen dakikalarına değineceğim. Şimdi istikrarlı kripto paralar derken iki tanesini özellikle kastediyoruz. Tether ve USD Coin. Bunların değeri bir Amerikan dolarına eşit. Yani bir Tether eşittir bir Amerikan doları ve bir USD Coin eşittir bir Amerikan doları. Yani bir Tether aldığınızda bir Amerikan doları alıyorsunuz. Bir USD Coin aldığınızda bir Amerikan doları alıyorsunuz. Yurt dışına diyelim ki Almanya'daki diyelim ki kardeşinize 1000 Tether gönderdiğinizde ya da 55.000 Tether gönderdiğinizde aslında 1000 Amerikan doları ya da 55.000 Amerikan doları göndermiş oluyorsunuz. Ve üstelik bankacılık sistemi üzerinden göndermediğiniz için kripto para üzerinden kripto para ağı yani genellikle Ethereum ağı, Ethereum blok zinciri üzerinden gönderdiğiniz için çok daha düşük maliyetle yani bankacılık komisyonlarına göre çok komik denebilecek çok düşük maliyetlerle yine göndermiş oluyorsunuz ve üstelik çok daha hızlı göndermiş oluyorsunuz. Yani 15-20 dakika içinde buradan gönderdiğinizde Almanya'daki kardeşinizin eline ulaşıyor. O da orada satıp ne yapacaksa harcayacaksa harcıyor ya da yatırım yapacaksa yatırım yapıyor. İstikrarlı kripto paraların avantajı, cazibesi işte bu. Ve bu cazibe nedeniyle Türkiye'de talebinde bir patlama yaşanıyor. Şu anda günde Türkiye'de 50 ila 100 milyon dolarlık arasında Tether alımı yapılıyor. Tether dünyada piyasa kapitalizasyonu en büyük olan istikrarlı kripto para. Bu büyük bir tutar. Günde 50 ila 100 milyon dolar arasında yani haftada 350 milyon dolar ile 700 milyon dolar arasında bir Tether alımı demek ve Tether Amerikan dolarının eşit olduğuna göre aslında Amerikan doları alımı demek. Yani Türkiye'de genel döviz talebini hesaplarken aslında üzerine Tether talebini de veya USD Coin talebini de eklemek gerekiyor. İşte bu açıdan bu trend, bu eğilim çok ama çok önemli. Ama şimdi işin ABC'sine bir dönelim. Nedir bu istikrarlı kripto paralar? Güvenilir mi? Onlara bir bakalım. Sonra Türkiye'de ne oluyor? Tekrar ona geri dönelim. İstikrarlı kripto para demek değeri başka bir varlığa endeksli kripto para demek. İngilizce stable coin ya da stabil coin diye Türkçe çevirenler de var ama istikrarlı kripto para daha doğru bir Türkçe. Tether ve USD coin de bunlar Amerikan dolarına eşit. Binance coin var o da Amerikan dolarına eşit. Ama başka varlıklara endeksli kripto paralar da var. Onlar da istikrarlı kripto para yani stable coin. Ama bunların en büyüğü açık ara en büyüğü Tether. Türkiye'de de talebi patlayan zaten yine Tether. Tether piyasa kapitalizasyonu 80 milyar doların üzerinde. Merkezi Hong Kong'da olan bir şirket var bunun arkasında. Nasıl Amerikan dolarına eşitliği sağlıyor? Piyasa kapitalizasyonu kadar arkada dayanak varlık tutuyor ya da tuttuğunu söylüyor. Yani 80 milyar doların üzerinde dünyada dolaşımda Tether var. Bu kadarlıkta dayanak varlık tutuyor. Bu dayanak varlık derken de Amerikan devlet tahvilleri ile büyük şirketlerin yine tahvillerini kastediyoruz. Yani bir gün çok büyük bir Tether satışı gelirse bunu elindeki Amerikan devlet tahvillerini satarak ya da şirket tahvillerini satarak karşılama taahhüdünde bulunuyor Tether. USD Coin'de de aynı şey geçerli. USD Coin onun merkezi Amerika'da arkasında The Circle adlı bir şirket var. The Circle'ın ortakları arasında Amerika'nın en büyük kripto borsası Coinbase var. Amerikan yasalarına tabi. Ve bu aslında USD Coin'i biraz daha güvenilir kılıyor. Çünkü Tether bir denetime pek tabi değil. O nedenle bu dayanak varlık olarak tuttuğu 80 milyar doların üzerindeki Amerikan devlet tahvili ve şirket tahvili gerçekten var mı yok mu? Bundan çok emin olamıyoruz. Var olduğunu söylüyor şirket. Ama bazı kaynaklarda soru işareti içeren haber analizler ben okudum. Yani diyorlar ki aslında bu kadarlık eline dayanak varlık yok Tether'in. Çünkü bunları almış olsa Amerika piyasasından yani New York'tan ya da başka küresel finans merkezlerinden alırdı Amerikan devlet tahvillerini. Ve öyle yapsaydı da bu kadar büyük alım yapan bir şirket o piyasada tanınırdı. Oysa pek tanınmıyor Tether diye bir tez var. Bunu bir kere bir parantez içine bir yere koyalım.
Tether'le ilgili bu soru işaretinin bulunduğunu belirtelim. Şunu da söyleyelim. Tether aslında kripto para dünyasının damarındaki kan. Yani aslında dayanak varlığa da bir noktaya kadar ihtiyacı yok. Yani birileri elindeki büyük montanlı Tether'i satmak istese dünyanın başka yerinde çok büyük bir talep hemen anında gelir ve devlet tahvillerini dayanak varlık olarak tuttuğu devlet tahvillerini satmasına gerek kalmadan şirket o talep karşılanmış olur. Şimdi Türkiye'ye geri dönelim. Değeri bir Amerikan dolarına eşit, bunu gördük. Ama Türkiye'de alırken nasıl kapalı çarşıdan doları Türk lirası ile alıyorsunuz kapalı çarşıya gidip, ya da nasıl bankalardan yine TL ile alıyorsunuz, kripto para borsasına da banka üzerinden Türk lirası gönderiyorsunuz, Tether'i ya da USD coin'i alıyorsunuz. Yani böylece değeri bir Amerikan dolarına eşit olan bir varlık, bir kripto varlık almış oluyorsunuz. Peki ama bazen Türk lirası karşılığı Amerikan dolarının üzerinde oluyor Tether'de. Bu nasıl oluyor? Bunun sebebi Bitcoin veya kripto paralar dünyada böyle aniden düştüğünde bu hemen içeriye, yurt içine anında yansımıyor. Yani diyelim ki Bitcoin dünyada 30 bin dolardan 25 bin dolara indi. Türkiye'de 25 bin dolar karşılığı seviyeye gerilemiyor, biraz daha yukarıda kalıyor. Çünkü bizdeki yatırımcılar ellerindeki Bitcoin'i satmakta isteksiz davranıyorlar. Bu da arada bir makas oluşmasını, yani dünyadaki Bitcoin fiyatıyla içerideki Bitcoin, Türk lirası cinsinden Bitcoin fiyatı arasında bir makas oluşmasına neden oluyor. Bu bir arbitraj imkanı yaratıyor ve bu arbitraj imkanını kullanmak isteyen Türkiye'deki bazı yatırımcılar Tether alıyorlar. Tether'le yurt dışından Bitcoin alıyorlar Amerikan dolarıyla, nasıl yapıyorlarsa. Sonra içeriye getirip onu, o Bitcoin'i yüksek fiyattan Türk lirası karşılığı satıyorlar. Ve bu da işte bir arbitraj imkanı sağlıyor. Yani içeride Tether'in değerinin bazen Amerikan doları karşılığı seviyenin üzerine çıkmasının sebebi de işte böyle. Tether'in de USD coin'in de bu arada değeri arz ve talebe göre belirleniyor Türkiye'de. Ekonomi yönetimi karışmıyor bankalardan, hatta kapalı çarşıdan farklı olarak. Karışma imkanı yok mu? Aslında istese karışabilir ama bugüne kadar karışmadı. Yarın bir gün bankalardaki dövizin başına bir iş gelse, kriptolardaki, kripto borsalarındaki ya da kripto hesaplarındaki istikrarlı kripto paraların başına bir iş gelmeyecek. Bunu biliyoruz. Bu da bazı vatandaşlara güven sağlıyor. O güvende işte içeride Tether talebinde, USD coin talebinde bir patlamaya neden olmuş durumda. Haftaya Kripto Cumartesi'sinde yeniden görüşmek üzere, ama ben zaten hafta içinde 20-30 videolarında kriptoları ilgilendiren gelişmelere yer veriyorum. Bir de bu arada biliyorsunuz sabahları yayınladığım bir dünya piyasaları, dünya Türkiye piyasaları güne nasıl başlıyor diye bir notum var. Onu hem kanalın topluluk sayfasında paylaşıyorum, hem de e-mail adresinize gelmesini isterseniz videonun açıklama bölümünde aktardığım linki tıklayarak abone olabilirsiniz. Böylece sabah yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmiş olur. Yeniden görüşmek üzere.